Mutlu günler değerli izleyenler. Satırbaşı programıyla karşınızdayız. Satır başında her gün gündemin farklı konularını farklı konuklarla birlikte konuşmaya devam ediyoruz. Bugün de 15-16 Haziran işçi direnişi mesajları olacak programımızda. Ve biliyorsunuz ki pandemi gündemi içerisinde iş dünyasına ve işçilere yapılan teşvikler var. Şu andaki tabloyu ve ekonominin getirdiği bir tablo var işsizlik rakamlarıyla ilgili. Hem bunu konuşacağız hem de bu anlamda birçok sektörde, kamuda, özel sektörde şu anda işçilerle ilgili problemler neler konuşmaya çalışacağız. Eğitimden bu anlamda sağlık sektörüne kadar birçok sektör var. Bunun içerisindeki son durum ve tablo nedir öğrenmeye çalışacağız. Sizler için meraklısı olduk efendim. Çok da değerli bir konuğumuz bizlerle beraber. Birleşik Kamu İş Bursa İl Temsilcisi Özkan Rona bugün bizim program konuğumuz kendileri. Sayın Rona, öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Başlayalım efendim. Hoş bulduk. Seyda Hanım, teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Evet, özellikle 15-16 Haziran işçi direnişi mesajıyla da ben başlamak istiyorum. Hem bu anlamda baktığımızda tarihsel süreç içerisinde bu iki tarihin önemli bir mesajı var. Hem bu mesajlarla başlayalım hem de az önce de bugün programımızın satır başlarını da özetlemiş oldum. Bu başlıklara da giriş yapacağız. Hangi mesajla başlarsınız? Teşekkür ediyorum. Öncelikle kamu çalışanlarının, emekçilerin sesi olma adına yayınınızı bize açtığınız için Sönmez Medya ailesi adına şahsınıza da teşekkür ederim. Sevda Hanım, 15-16 Haziran büyük işçi direnişi. Sizin de başlangıçta ifade ettiğiniz gibi çalışanlar için Türkiye'de işçi hareketlerinden en büyüklerindendir. Çok önemli bir yeri vardır, çok ciddi bir kazanımı vardır. Bunun yıl dönümünde, 51. yıl dönümünde bu mücadeleyi yaratanları, yürütenleri ve kazanımı elde edenleri saygıyla anarak başlayalım elbette. 15-16 Haziran 1961 Anayasası'nın hak ve özgürlükleri tanıyan anlayışı üzerine işçilerin hızlı bir şekilde sendikalaştıkları ve örgütlendikleri bir süreçte, tabii Türk İş'in hakimiyet alanında bir sendikalaşma söz konusu dönemde, 1967'de Kemal Türkler liderliğinde DİSK kuruluyor ve emek mücadelesine, işçilerin hak mücadelesine başka bir soluk, daha mücadeleci, daha direngen bir yapıyı inşa etmeye çalışıyor. Tabii işçiye umut olmaya başladığında DİSK, işçilerde DİSK'in mücadelesine katılmak, hızlı bir şekilde katılımlar sağlamaya başladığında patronlar çok zor durumda kalmaya başlıyorlar. Çünkü büyük direnişler başlıyor. Büyük fabrika direnişleri ve hak alan mücadeleler, grevler, iş bırakmalar, fabrika işgalleri derken DİSK'in bu mücadelesi en sonunda patronları dönemin Adalet Bakanlığı, Adalet Partisi'nin kapısına dayandırıyor ve DİSK'in önünü kesmek için Sendikalar Kanunu 274 ve 275 sayılı yasaları, toplu sözleşme ve grev haklarını tanıyan yasaları değiştirmesi isteniyor. İşte 15-16 Haziran direnişinin arkasında yatan temel gerekçe de budur. Hemen hızlıca meclisten, senatodan yasa geçiriliyor ve yasa yürürlüğe başladığında 15 Haziran sabahında İstanbul başta olmak üzere birçok kentte, tabii yoğunluğu İstanbul ve Kocaeli bölgesinde olmak üzere, işçiler fabrikalardan yürüyüşe geçiyorlar. Ve öylesine büyük bir yürüyüş oluyor ki 150 binden fazla işçinin iki gün boyunca yürüdükleri, hakları için mücadele ettikleri bir tablo ortaya çıkıyor. Ve bu direnişte elbette ki yitirilenler de var, mücadele esnasında yitirilenler de var ama son derece barışçıl, insancıl bir hakkı savunmak için ortaya çıkan bu güçlü mücadele o dönemin iktidarını Anayasa Mahkemesi eliyle yasayı iptal ettirmek zorunda bırakıyor. Yani işçiler o dönem itiraz ettikleri konu grev hakkının olmadığı, tanınmadığı, sendikaya üyeliğin zorlaştırıldığı, dönemin hakim sendikal anlayışının, işverene yakın sendikal anlayışının karşısına yeni bir sendika kurmayı, yeniden örgütlenmeye giden sürecin tıkandığı hak kayıplarına büyük bir mücadeleyle karşılık veriyorlar ve büyük bir kazanımları oluyor. Aslında kazanımları oluyor derken o dönem yeni bir kazanım elde etmiyorlar elbette ama ellerinden alınan haklarını birlikte mücadele ederek tekrar geri alabileceklerini gösteriyorlar. Bu anlamıyla büyük bir kazanım denebilir. Çünkü birlikteliğin gücünün karşısında hiçbir gücün duramayacağını, örgütlü gücün kesinlikle en büyük güç olduğunu gösteren çok önemli bir sonuç elde etmiş oluyoruz. Bir kez daha anılarını yaşatmış olduk böylece bu büyük mücadelenin.
Bunu da söyleyelim. Tabii, özellikle dediğiniz evet. gibi başka bir sayfa daha açılıyor Türkiye'de. Yani dediğiniz gibi bu büyük işçi direnişi sonrasında aslında hak mücadelesinin bu anlamda birçok değerlerinin de nasıl ortaya çıktığını ve belki de o savunmanın dilinin oluşması gerektiği ortaya çıkıyor. Dediğiniz gibi temsilcilerle, konfederasyonla, sendikalarla birlikte evet. bunların ne kadar değerli olduğunu da biz bir kez daha bugün hatırlatmış oluyoruz. O yüzden mesajlarla ben başlamak istedim. Evet, bu haftanın evet. anlam ve önemi içerisinde bu vardı. Kaldı ki şu anda ekonominin tablosuna baktığımızda pandemi içerisinde bir dünya olduğunu biz her programımız içerisinde aslında hangi gündemi konuşursak konuşalım o gündem içerisinde mutlaka yer alıyor. Ve pandemiyle birlikte ekonominin çarkları dönerken tabii ki bu anlamda üretimin de devam etmesi gerektiği, ayakta kalması gerektiği gerçeği var. Birçok ülke, süper güç dediğimiz bugün dünyadaki birçok ülke bu anlamda üretimin devam etmesi başlığı için elinden gelen her şeyi yaptı. Evet. Kaldı ki o ekonomiler etkilendi ve şu anda orta ölçekli ülkeler içerisindeki birçok ülkede bu anlamda tekrar ekonomisini canlandırmaya çalışıyor. Dünyadaki kur savaşları, bunun devamında üretimle ilgili birçok başlık var, ithalat, ihracat birçok başlık varken aslında ekonominin temel taşları ve bu temel taşlarını ayakta tutan da işçi grubu var. Bizler de dahiliz o evet, işçi grupları içerisinde peki. gazeteciler olarak, emekçiler evet. olarak her sektörün bir emekçisi var. Ve özellikle bu pandemi gündemi ve işçilerle ilgili başlık içinde söylersiniz. Çünkü konfederasyona bu anlamda birçok feedback de geliyordur. Evet. Bir de bu bakış açısıyla yorumlamanızı isteyeceğim. Pandemi gündemi ve iş ve işsizliği. Sevda Hanım, aslında sizin de özetlediğiniz gibi dünya bu küresel bir salgın evet. ve dolayısıyla ekonomik götürüleri de küresel sonuçları ortaya çıkartıyor. Yani dünyanın hiçbir yerinde etkilenmeyen tek bir ülke yok. Ekonomi olarak da etkilenmeyen bir ülke yok. Tabii ki Türkiye'de etkilenecekti bundan. Bu kaçınılmazdı. Fakat Türkiye'yi gelişmiş ülkelerden ayıran en temel politika kurtarma programlarının kime uygulandığı üzerineydi. Gelişmiş ülkeler öncelikle en çok sıkıntıya düşeceğini öngördükleri dar gelirleri kurtarma programına aldılar. Asgari ücretleri, işçileri, bu anlamda zaten bütçesi dar olan ve ekonomik yoksunluğa uzun süre dayanamayacak olan alt tabakaları, orta direği kurtarmaya çalıştılar. Türkiye gelişmekte olan Türkiye gibi ülkeler ise önce bütün kaynakları sermayenin hizmetine açtılar. Önce sermayeyi kurtarmaya çalıştılar ve dolayısıyla ekonomik darboğaz ülkedeki büyük kesimi, halkın büyük çoğunluğunu, yoksulları, işsizleri, asgari ücretlileri, gündelik ücretlerle geçinen yüz binlerce insanı ciddi anlamda olumsuz etkiledi. Yani bu büyük bir işsizlik dalgası bugün bakın işsizlik TÜİK'in verilerine göre geniş tanımıyla %29 oranında. %29 oranı son yılların en yüksek oranı. Bugün birçok işletmeye baktığımızda aslında vasıflı personelin, belgeli üniversite mezunu çalışanların dışında kişilerin yapabileceği temel işleri üniversite mezunlarının, mühendislerin, diğer alanlardaki lisans mezunu kişilerin yapmak zorunda olduğunu görüyoruz. Elbette ki iş iştir, emek karşılığında yapılan, üretilen iş mutlaka kutsaldır ama tabii ki bir mühendisin bir mağazada şarküteri reyonunda peynir satması da çok doğal değildir. Bunu da çok doğal görmemek lazım. Ya da başka bir işleri bir ofis çalışanının lisans mezunu nitelikli bir kişi, belirli bir niteliklere edinmiş bir kişinin olmaması gerektiğine inanıyoruz. Çay servisi yapan arkadaşların yine oralarda değil bu enerjilerini, birikimlerini, biriktirdiklerini gerçek mezuniyet alanlarında vermeleri gerektiğini, topluma hizmet olarak sunmaları gerektiğini düşünüyoruz. Kesinlikle. Ama Türkiye'de maalesef işsizlik bu düzeyde. Tabii kamu çalışanları ciddi bir ekonomik yoksunluk içindeler. Özellikle de salgın süreci yeni maliyetler de yükledi kamu çalışanlarına. Ve maalesef açıkça söylemek gerekirse hükümet bugüne kadar kamu çalışanlarına kamu görevleri nedeniyle ortaya çıkan maliyetlerini yüklenmek noktasında, üstlenmek noktasında en ufak bir destek sunmadı. Yani şöyle düşünelim. Öğretmenler açısından yalnızca uzaktan eğitim süreci nedeniyle Eğitim İş Bursa Şubemizin yaptığı bir araştırma vardı. Her bir öğretmene yalnızca öğretmenlik görevini sürdürebilmesi için, bakın altını çizmek istiyorum, devletteki kamu görevini, devletin adına görevini sürdürebilmesi için
5000 liradan fazla ek bir maliyet geldi. Tablet almak zorunda kaldı, bilgisayar almak zorunda kaldı. Yani şöyle düşünün, okulun yüz yüze eğitimde tahtasını öğretmen satın almak zorunda kaldı. Tebeşirini, fotokopi makinesini. Evet, öğretmenin kendi karşılığı. Aslında bu devletin kamu hizmetini sürdürmek için yaptığı bir harcama. Yine birçok alanda kamu çalışanlarına ek yükler geldi. Kabul edelim, büyük bir salgın var, ciddi bir sağlık sorunu var. Daha iyi beslenmeleri gerekti. Vitamin takviyeleri yapılması gerektiği söylendi. 1,5 yıldır bunları dinliyoruz. Salgından etkilenmemek için, hastalığa yakalanıp ölmemek için iyi beslenmelisiniz denirdi. Evde geçen zamanın artması, yeni maliyetlerin ortaya çıkması demekti. Ama maalesef dediğim gibi Türkiye'de kurtarma programı bir takım yandaş müteahhitlere, patronlara, onların sermayelerini kurtarmaya, borçlarını silmeye yönelik bir kurtarma programı politikası uygulandığı için aşağıda asgari ücretler, işsizler, gündelik ücretle çalışanlar, kamu emekçileri de dahil olmak üzere herkes giderek daha fazla yoksullaştı ve bu yoksulluk hala devam ediyor. Tabii bunun çözümü ne olmalı? Elbette ki işverenlerden, patronlardan emek mücadelesi yapanlar daha insaflı olmalarını umut eder ama beklentiyi onların üzerine yıkmazlar. Kendileri örgütlendikleri, yani haklarını alabilmek için patronun çıkarlarını üstün görmesini engellemek için yaptıkları örgütlü güçlerini ortaya koyar ve haklarını alırlar. Ama tabii Türkiye'de bugün 15-16 Haziran direnişinin mücadelesinin bütün koşulları oluşmuş olmasına rağmen tablo maalesef emekçiler açısından, işçiler açısından bu mücadeleyi örecek önderliklerin ortada olmaması gibi umutsuz bir durumdadır şu aşamada. Biz bunu bugün, da söyleyelim diyorsunuz tabii, özellikle. Tabii sahte sarı sendikalar dediğimiz emekçilerin haklarını istedikleri yerlerde onların susmasını, susturulmasını sağlamaya çalışan sendikaların yürüttükleri bu sessizleştirme, itiraz edenleri sakinleştirme, haklarımızı neden almıyoruz sorusunu soranlara, işte bugün kamu alanında genel yetkili konfederasyon, memur sen işte büyük ve güçlü Türkiye için gibi, böyle kimin büyük olduğu, kimin büyüdüğü, kimin güçlendiği belli aslında çok açık olan ama bunun emekçi olmadığı çok net olan bir tabloda emekçileri susturmakla, onları sakinleştirmekte görevli sendikalar genel yetkili olduğu sürece kamu çalışanları açısından da işçiler açısından da durum, tablo maalesef çok iç açıcı görünmüyor. Evet. Yani bu ruhu yakalamak lazım. Yani işçiler 15-16 Haziran direnişiyle nasıl ellerinden alınan hakları tekrar alınmaya çalışılan haklarını geri aldılarsa bugün de kamu çalışanlarının 15 Haziran 16 Haziran mücadele anlayışıyla mücadele etmesi gerektiği şartı çok açık. Yoksa yalnızca işverenin insafıyla olmayacak. Şunu da soralım mı? Özellikle sağlık çalışanlarının şu anda yaşadığı problemler, sıkıntılar, bu çok önemli çünkü. Evet, bugün işçiyi konuşurken, kamu çalışanlarını da konuşurken özellikle eğitimi de soracağım ama öncelikli grup olarak şu anda sağlık çalışanları olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü ciddi bir mücadele olduğunu söylüyoruz. Evet. Bizler bugün işimizin başındaysak ve az önce bahsettiğim o ekonominin çarkları dönmeye devam etmesi gerekiyorsa ve ayakta kalmaya çalışıyorsak, pandeminin bir diğer boyutu, ekonomik boyutu varken bir diğer boyutu da bizim en başında söylediğimiz, salgının en başında isimsiz kahramanlar dediğimiz, aslında şu anda artık isimli kahramanlara dönüştü. O grup için, sağlık çalışanları için de söylersiniz. Size gelen geri dönüşler neler? Evet. Onların yaşadığı ekonomik problemler ve birçok başlık var mıdır? Bunları da öğrenmek isteriz. Sevda Hanım, şöyle geniş bir giriş yapmak istersem şunu söyleyebilirim. Bugün kamu çalışanlarının, tabii sağlık çalışanları muhakkak çok gündemde. Yani çok göz önünde. Çünkü evet, sizin de ifade ettiğiniz gibi onların insanüstü çabaları sayesinde belki de salgın belirli bir düzeyde kontrol altında tutulması başarıldı. Evet, çok ciddi kayıplar verdiler. Yüzlerce sağlık çalışanı, evet, arkadaşımız görev şehidi oldu. Kesinlikle en önde tartışılması gereken konular ama bugün Türkiye'de kamu çalışanları açısından ortalama 4000 liralık ücretle çalışmak gibi bir realite var. Böyle bir gerçekle karşı karşıyayız. Bu toplu sözleşme süreçlerini yürüten memursen, genel başkanı hatırlarsınız muhakkak, son toplu sözleşmede hükümetle anlaşmamak ya da ona karşı direnmemek adına masadan hızlıca kalkmış ve gidip boş cüzdan atma eylemi yapmıştı. Sayın Ali Yalçın memursen genel başkanı boş cüzdan attı. Bunun kimsenin nezdinde bir inandırıcılığı yoktur.
Bizim açımızdan da bir inandırıcılığı yoktur. Sayın Ali Yalçın'ın cüzdanı boş olur mu hiç? Daha çok yakın bir zamanda Memur Sen Genel Başkan olarak bu sendikacılık görevinden dolayı aylık 32 bin lira ücret aldığı konuşuldu. Ve ulusal çapta tartışılan bu meseleye karşı Ali Yalçın'ın da ciddi anlamda yalanlayıcı bir ifadesi olmadığını gördük. Dolayısıyla sessiz kalmak zorunda kaldı. Belki de 32 binden bile fazlaydı. Şimdi aylık geliri 32 bin lira olan kişinin cüzdanı boş olur mu? Sayın Ali Yalçın'ın cüzdan fırlatmasının bir inandırıcılığı olabilir mi? Olamaz. Onun cüzdanına bakmayalım. Sağlık çalışanlarının cüzdanına bakalım. Evet, sağlık çalışanlarının cüzdanı boş. Kamu işçilerinin cüzdanı boş. Ne dedik? Salgın sürecinin kahramanları. Yere göğe sığdıramadık. Öyle değil mi? Bir ara alkış kampanyaları falan başladı. Evet. Yani her gün alkışlıyoruz. Ama inanın bizim ülkemizde bu anlamda emeğe saygı duyuluyormuş gibi yapılan bütün işler maalesef göstermelik. Yalnızca göstermelikti. Kahraman sağlık çalışanları. Sonra o alkış furyasından sonra hakları verilmeli denildiğinde bu kez Sağlık Bakanlığı'ndan biz onlara çift maaş vereceğiz diye bir balon patlatıldı. Öyle ifade edelim. Çünkü bugün halk gerçekten sağlık çalışanlarının pandemi sürecinde çift maaş aldıklarını düşünüyor. Ama gerçek öyle mi? Asla değil. Bilakis sağlık çalışanlarına çift maaş vermedikleri gibi bir de sağlık çalışan arkadaşlarımız pandemi sürecinde %20 daha yoksullaştılar. Mevcut durumlarından daha fazla çalışır, daha az kazanır hale geldiler. Bir döner sermayeyi tavandan vereceğiz balonu patlatıldı. Döner sermayenin nasıl verileceğine dair net herkesin anlayabileceği türden genelgeler yayınlamadılar. Bu işin sağlık yöneticileri boyutundaki kişiler, yetkililer aslan payını alıp kırıntılarını asıl sahada mücadele eden sağlık çalışan arkadaşlarımıza tavandan şeklinde ödemeler yaptılar. Yani diyorum ya her şey bir göstermelik tablodan ibaret. Sağlık çalışan arkadaşlar bu süreçte her bir sağlık çalışan arkadaşımız 3 çalışanın işini yapmaya çalıştı. Bakın bir kişi 3 kişinin yapabileceği işi yapmaya çalıştı. 3 iş yoğunluğu kat be kat fazla arttı. Peki yeni bir personel istihdamı politikası uygulanamaz mıydı? Elbette uygulardı. On binlerce sağlık çalışanı ataması yapılmamış bir şekilde, işsiz bir şekilde evinde oturur, karantinaya alınırken sağlık çalışanları sahada 3 katta daha fazla çalıştılar. Şimdi Sayın Bakan artık son günlerde sürekli kendisine yeni bir övünç kaynağı buldu. Bir günde 1 milyon aşı yapıyoruz demeye başladı. Bütün alkışları, bonusları da kendisine topluyor. Sayın Bakan, 1 milyon aşıyı insanüstü çabayla yapan bu sağlık çalışanlarına onların bu emeğinin karşılığını verecek en ufak bir şey söyleyebiliyor musunuz? Gerçekten bu emeği önemli buluyor musunuz? Bulmuyorsunuz. Yine söylüyorum, işveren, Sağlık Bakanı işveren temsilcisi. Peki ya sağlık alanında örgütlü sendika, Memur Sen'e bağlı Sağlık Sen'in bu konuyla ilgili ciddi anlamda bir çalışma yaptığını görüyor muyuz? Görmüyoruz. İşte 15-16 Haziran direnişine yine bağlıyorum. Gerçek sendikal mücadele hak alır. Gerçek sendikal mücadele işverenin ağzına bakmaz. İşveren ne diyecek, bana ne kadar verecek deyip ulufe bekler gibi beklemez. Gerçekten emekçinin mücadelesini yürütür. Sağlık çalışan arkadaşlarımızı bu anlamda bir kez daha minnetle özellikle sormak olduk, istedim. Olduk. Evet, bugün bu direnişi olduk. Konuşurken kamu çalışanları derken tabii ki en başta şu anda sağlık çalışanları geliyor. Peki eğitim camiasında soralım hocam. Siz de eğitimcisiniz. Özellikle pandemi süreci ve eğitim sistemi başlığı. Evet. Eğitim sistemini normalde yani pandemi öncesinde de Türkiye'de eleştiriler alınırken çünkü sürekli değişen bir eğitim sistemi boyutumuz vardı bizim. Bu değişen sistem içerisinde tabii ki sınav odaklı bir sistemimiz de var. Hala öyle olmaya devam ediyor. Ve pandeminin gelmesiyle birlikte eğitim sistemi bu anlamda uzaktan bir sisteme de dönüşmek durumunda kaldı. Kademeli evet. Normalleşmelerle beraber yüz yüze eğitime de geçildi. Bu noktada yine sınav kaygısıyla birlikte 8. ve 12. sınıfların okullarına gittiği, eğitime devam etme durumlarının olduğu, en azından o sınav için oluşabilecek kaygı ve eşitsizliği ortadan kaldırmak adına yapılan çalışmalar oldu. Pandemi süreci ve eğitim sistemini nasıl değerlendirirsiniz? Sevda Hanım, şöyle o kadar çok konuştuk ki siz de elbette ki toplumun çok önemli bir konusu olması nedeniyle çokça gündeme getirdiğiniz, yer verdiğiniz, konuştuk koşulları. Size bu bir buçuk yıllık süreyi şöyle özetleyeyim. Mutlu bir azınlık dışında Türkiye'de milyonlarca kişinin eğitim alamadığı, eğitime ulaşamadığı bir süreç. Bu bir buçuk yıllık
Uzaktan eğitim, yakından eğitim, aç kapa eğitim süreci. O kadar çok açılıp kapandı ki biz artık kaç kere açılıp kaç kere kapandığını hatırlayamıyoruz bile. Sayamadık yani, çünkü gece atılan tweetlerle kapandı. Gece atılan tweetlerle yeniden açıldı. Açılacak denildi, açılmadı. Açılmaya çalışıldı, kapatıldı. Yani çok enteresan bir süreç yönetildi. Fakat şu bir gerçek ki Türkiye'de milyonlarca öğrenci 1,5 yıldır gerçek anlamda bir eğitim alamıyor. Göstermelik bir süreç yürütülüyor. Sayın Bakan, Sağlık Bakanı ile birlikte tabii hepimizin umudu Eylül ayında salgının kontrol altına, ciddi anlamda kontrol altına alınıp yaşamın salgından önceki formuna dönmesi, tabii ki eğitimin tam zamanlı, yüz yüze ve kesintisiz bir şekilde başlaması hepimizin temennisi, beklentisi. Fakat biz Milli Eğitim Bakanlığı'nda şu anda bu süreci nasıl yöneteceğine dair verdikleri işaretlerden dolayı inanın hiçbir şekilde umut besleyemiyoruz. Sadece yaz döneminde telafide ben de varım adı altında garip bir program yayınlandı. İnanın Bursa'da dahil olmak üzere 4 kentte 12 hafta boyunca pilot uygulamasının yapılmasını istedikleri, bu 1,5 yıl boyunca sürecek dedikleri telafide ben de varım programının daha pilot uygulamasını başaramadılar. Yapamadı bakanlık pilot uygulamasını. Yani çünkü kimse ne olduğunu tam olarak anlamadı. O yüzden garip bir şey diyorum. Yani ileriki günlerde anlayacağımızı düşünüyorum, umut ediyorum. Böyle bir beklentimiz var. Tabii ne bu? Birilerinin hayalleri. İşte milyonlarca öğrenciyi denek yaptılar. Kendi hayallerini telafide ben de varım diye bir programla alıp deneyecekler. Olursa olur, olmazsa olmaz diyecekler. Yani milyonlarca çocuk, bu ülkenin geleceği birey, bakanın ve etrafındaki kadrosunun hayallerinin denemesini yapacaklar. Ama gerçeklikten kopuk programlar. Yani Sayın Bakan'a ve bürokratlarına, yakınlarına şunu bir kez daha hatırlatmak lazım. Planların, hayalleriniz 12 kişilik sınıflardaki eğitim veren bütün sosyal alanları, donatıları, tam teçhizatlı altyapıları, elektronik dijital altyapıları, kadro açısından, fiziksel olanakları açısından son derece yeterli. Özel okullara göre hayaller kuruyorsunuz. Devlet okullarındaki gerçekler bu değil. 45-50 kişilik neredeyse artık duvarların içi insan yığınlarıyla dolu devlet okullarında bu kurduğunuz hayallerin gerçekleşme olanağı yok. Sevda Hanım, ben Osman Gazi'de bir okulda görev yapıyorum. 1800'e yakın öğrencisi, 100'e yakın personeli var bir okulun. Bakın, neredeyse İçişleri Bakanlığı bir belediye başkanı atasa belediyelik olabilecek kadar bir nüfusa sahip bir yer. Şimdi burada o hayaller gerçekleşebilir mi? Gerçekleşemez maalesef. Evet. Hem eğitim çalışanları bu anlamda çok fazla yoruldular. Büyük ekonomik yükler yüklendiler, yeni maliyetler yüklendiler. Ama bunun karşılığında onlar da Sayın Bakan'ın kamuoyuna yönelik yalnızca öğretmenlere gülümseyen yüzüyle, gülümseyen ifadesiyle verdiği boş vaatler kaldı. Ama sahada arkadaşlarımız, okul yandaş yöneticilerle, okul yöneticileriyle, ilçe milli eğitim yöneticileriyle 3 kuruşluk ek derslerine göz dikildiği için uzun süre bir de onunla mücadele etmek zorunda kaldılar. Yani meselenin kamu emekçileri açısından, emekçiler açısından penceresi aslında bu. Öğretmenlerimize sormadan olmayacaktı. Sürem dahilinde son soru. 6. dönem toplu sözleşmesi süreci var biliyorsunuz ki hocam. Bunun için ne söylersiniz? Şu andaki son durum nedir? Bunu da alalım ve toparlayalım. Sevda Hanım, toplu sözleşmeler 2012'den beri yapılıyor Türkiye'de. Ve 6 dönemdir genel yetkili sendika olarak Memursan Konfederasyonu 3 milyon 200 bin kamu çalışanını, 2 milyondan fazla emeklisini masada temsil ediyor ve toplu sözleşmelerden, her toplu sözleşmede enflasyonun altında kalacak ki bugün TÜİK'in enflasyon oranlarını nasıl hükümetin lehine olacak, kasadan daha az para çıkacak şekilde manipüle ettiğini biliyoruz. Bu artık Türkiye'de bilinen bir gerçek. Güvenilir rakamlar da değil enflasyon rakamları. Ama buna rağmen o sahte rakamların altında bile toplu sözleşmelere defalarca imza atmış bir memursen var. Ve bu yılda bir tiyatro daha organize etti Memursan Genel Başkanı Sayın Ali Yalçın. Diğer konfederasyonları gelin birlikte mücadele edelim diye o tiyatroya davet etti. Ama aynı Ali Yalçın bir önceki toplu sözleşmede bu masada neden en çok üye kaydeden 3 genel yetkili sendika oturuyor, biz tek başımıza oturmalıyız diyordu. Bugün o başarısızlığa imza atmadan biz kalktık deyip topu taca atmaya çalışan bu başarısızlığa diğer konfederasyonları da dahil etmeye çalışıyor. Bizce şu olmalı Sevda Hanım, son söz olarak toparlayacak olursak şu olmalı. Bu toplu sözleşme yasası hükümetin tek söz hakkına sahip olduğu, çalışanların ve sendikaların elinin kolunun tamamen bağlı olduğu bir masa. Bu yasa değişmeli.
Yani şunu da ifade etmek isterim. Memur sen yetkililerine bu çağrımızı yapalım. Bu toplu sözleşme yasası FETÖ ürünüdür. Neden bunu söylüyorum? Çünkü 13 Eylül 2010 referandumunda anayasa maddesi olarak oylanan maddelerden birisiydi. Ve dolayısıyla o dönem bugün o gün Hoca Efendi dedikleri Fethullahçı terör örgütünün lideri gerekirse ölüleri mezardan kaldırıp bu toplu yasayı referandumdan geçireceksiniz talimatlarını verdiğinde Memur Sen toplu sözleşme yasasını alkışlıyordu. E tabi 15 Temmuz'dan sonra hep birlikte denildi ki bu ülkeden FETÖ'nün bütün izleri silinecek denildi. Evet. Buyurun o zaman Hodri Meydan, Memur Sen, hadi FETÖ'nün projesi olan bu sahte toplu sözleşme yasasını tartışmaya açın. Çok güçlü bir alan burası. Bu soruyu da soralım diyorsunuz. Evet, FETÖ projesi. Evet. Biz varız. Birleşik Kamu İş bütün gücüyle, direnciyle çalışanlara gerçekten onurlu bir toplu sözleşme yapacak. Onurlu bir toplu sözleşme. Ulüfe dağıtır gibi 3 verdim. Kalkmazsan da sen bilirsin. Benim verdiğim geçerlidir evet, diye değil mi? Diyorsunuz ki masadaki atmosfer bu olmamalıdır. Elbette aslında. Ki güçler dengeli olmalı. Milyonlarca insanın bakın 107 bin kişinin 15-16 Haziran'da değiştirdiği tabloya bakın. Bugün 5,5 milyon ailelerinde katarsak 20 milyon kişinin beklentisini masada hep boynunu büküp bırakıp gidip sahte bir cüzdan fırlatma tiyatrosundan sonra sorumluluğu üstünden atan bir sendikal anlayış. Evet. Bizce bu değişmeli. Bunu da hatırlatalım bu değişmeli. Bu değişmeli. Bunun vurgusunu da yapıyorsunuz. Buradan da sormuş oldunuz hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim Sevda Hanım. Çok sağ olun diyoruz efendim. Satır başını noktalıyoruz. Süremizin sonuna geldik. Saatler 19'u gösterdiğinde ana haber bülteninde olacağız. Şimdilik hoşçakalın.